Sayın seyirciler, habercinin saatine hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bugün grup toplantıları vardı. Teker teker dört partinin liderleri grup toplantılarında gündemle ilgili önemli değerlendirmeler de bulundu. Az önce de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledik. Ve konuğumuz da CHP Uşak Milletvekili Sayın Dilek Akgün Yılmaz olacak. Onunla gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. CHP lideri de önemli değerlendirmelerde bulundu ama yargıyla ilgili çok önemli sorunlar gündemde. Özellikle dördüncü yargı paketiyle birlikte İmralı süreci birlikte tartışılır oldu son dönemde. Yani paketin içinde ne olduğunu tam bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Şu an Adalet Bakanlığı'nda, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak ama kamuoyuna yansıdığı kadarıyla özellikle KCK'dan tutuklu yargılananların serbest bırakılması yönünde bir bekleyiş hakim olmuş durumda. Bu da yine İmralı süreciyle ilişkilendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz AKP'nin, AKP iktidarının dönem dönem bu şekilde yargı paketlerini gündeme getirip topluma bir takım mesajlar vermesi söz konusu oluyor. Dördüncü yargı paketi de böyle sanırım. Evet ya, bu çok açık seçik bir şey aslında. Bu Türkçenin dışında başka dillerde savunma olarak geçen pakette de benzer bir şey vardı. Bu tamamen Abdullah Öcalan'la yapılan müzakerelerin ya da işte PKK'yla, İmralı'yla, Oslo'yla yapılan müzakerelerin sonucunda verilen sözlerin yerine getirilmesi niteliğinde bir şey. Şimdi terörün bitmesi adına bunların yapıldığı söyleniyor ama terörün bitmesi adına, yani bir ülkenin toplumsal yapısı, rejim değişikliği, bunlar olmaz. Yani siz elinde silah olan insanlarla karşı karşıya oturuyorsunuz ve o elindeki silah olan insanların taleplerini yerine getiriyorsunuz. Bunun adı müzakere falan değil. Bunun adı silah korkusu altında belli konulara taviz vermek demektir. Yani bu ana dilde savunma olarak geçen yasal düzenlemede öyle bir şeydir. Önce KCK tutuklularının işte şeyleri oldu, biliyorsunuz, açlık grevleri oldu. Daha sonra Abdullah Öcalan'a bir ombudsman görevi vererek o açlık grevlerini sona erdirdiler. Onların talepleri olan Kürtçe savunmaya dönük bu düzenleme de yapıldı. Yani bu önümüzdeki düzenlemelerinde benzer olacağını düşünüyorum. O ana dilde savunmayı kısacık bir söylersek, şimdi Türkçe bildiği halde hangi dillerde savunma yapmak istiyorsa o dilde savunma yapacak ve tercüman tayini yapılacak kişilere. Şimdi hiçbir egemen devlette, üniter devlette mahkeme dilini biliyorsa, bunun dışında başka dillerde savunma için tercüman tayini vesaire gibi konular olmaz. Bu tamamıyla o ülkenin egemenlik hakkına bir saldırı niteliğindedir. Resmi dil, işte ülkemizde Türkçe'nin delinmesi anlamındadır. İkinci, üçüncü, hatta dördüncü dillerin yanına konması anlamındadır. Bu böyle bir düzenlemeydi. Şimdi bu dördüncü yargı paketinde de yine benzer pazarlıkların sonucu bazı düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Hatta şu dahi olabilir, yargılamanın yeniden yapılması ile ilgili bir düzenleme var. Üçüncü yargı paketinde getirmek istemişlerdi. Bu Abdullah Öcalan'ın da yeniden yargılanmasına yol açabilecek bir madde bu. O dahi olabilir diye düşünüyoruz. Artık kapalı kapılar ardında terörle müzakereyi sürdürdükleri için neler var içinde, nelere söz veriyorlar, bunları süreç içinde göreceğiz. Şimdi tabii şu çok ciddi bir rahatsızlık. Yani siz KCK tutukluları, işte şiddete bulaşmamış olanların cezalarının indirilmesi ya da denetimli serbestlik yollarının tanınması gibi düzenlemeler olabilir. Bu şiddete başvurmayanlarla ilgili bu doğru bir şeydir. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da şiddete başvurmuyorsa kişi düşüncelerinden dolayı cezai yaptırımla karşılaşmasını asla istemeyiz. Ama bakın, şiddete başvurmayan bizim milletvekillerimiz, yani yazarlar, bilim adamları, gazeteciler, yani askerler, hiç en ufak bir herhangi bir girişimde dahi bulunmamışlar hiçbir şey için. Bir silah dahi yok bu Ergenekon davasında, biliyorsunuz. Silahla bağlantı bile kuramadılar. Ama bizim milletvekillerimiz 4 yıldır içeride. Fatih İlmoğlu öyle, Haberal, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve pek çok insan. Yani şimdi
Bu Ergun Saygun'u ziyaretini de o kapsamda değerlendirmek lazım aslında. KCK tutukluları serbest bırakılır da bu yapılan düzenlemeyle askerler içeride kalır, bilim adamları, milletvekilleri içeride kalırsa bunu topluma anlatamayacakları için şimdi tamir etme yolunda bir girişimleri var. KCK'ların serbest bırakılması öncesi evet. Bir yani, denge çabası. Kesinlikle KCK tutuklularının serbest bırakılmasına dönük bir düzenleme varsa diğer konuda da bir düzenleme getireceklerdir. Ben öyle zannediyorum yani. Onu da soracaktım ama siz de konuya girmiş olduğunuz 3. yargı paketinin çıkacağı dönemde de milletvekilleriyle ilgili bir beklenti oluşturulmuştu aslında ve Başbakan Erdoğan son haftalarda özellikle askerler üzerinden işte biz 3. yargı paketiyle aslında yargıya gereken mesajı vermiştik, gerekli düzenlemeyi yapmıştık. Hakimler onların tutuksuz yargılanmasını sağlayabilirdi ya da işte yargılayacaksan da bir an evvel yargıla, ne olduğunu bilelim gibi açıklamaları var. İlker Başbuğ'un tutuklu olmasından duyduğu rahatsızlığı yine dile getiriyor. Ve Ergin Saygun'un ziyareti de bu eleştirilerin son noktası oldu gibi görünüyor. Bu çıkışını neye bağlıyorsunuz Başbakan Erdoğan'ın? Şimdi Başbakan'ı ben çok samimiyetsiz buluyorum. Öncelikle bu davalarda Ergenekon, Balyoz ve pek çok siyasi davada Başbakan ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdiki geldiği nokta toplumda ciddi bir infial ve şey var yani bir vicdan muhasebesi yapıyor toplum. Ya bu insanlar neden içeride? Yani gidip Abdullah Öcalan'la sen anlaşmalar yaparken resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK'yı müzakere eder konumuna getirirken Şemdin Sak'ı sen gizli tanık olarak dinlerken o askerlerin karşısında yani böyle bir şey sen nasıl yaparsın? Artık toplumda bir muhalefet gelişmeye başladı. Delillerin yetersizliği, hatta Balyoz davasının gerekçesinin uydurukluğu gerçekten o bir gerekçe değil. Bunları gördükçe insanların tepkileri daha da yükselmeye başladı. Biraz bu nedenle de yapıyor diye düşünüyorum Başbakan. Şimdi bu yargıyı siyasallaştıran zaten bu iktidar, AKP iktidarı. 12 Eylül 2010 referandumuyla HSYK'nın yapısını, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirdiler. İktidara daha bağımlı bir hale getirdiler. Ve o Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun atamış olduğu özel yetkili mahkemeler ve şu anda terör mahkemeleri, bu yargılamaları yapanlar zaten bu yargıçlar yani AKP iktidarının doğrudan doğruya kendisine bağımlı hale getirmeye çalıştığı özel yetkili mahkemeler bunları yapanlar. Ben bütün yargıçları bunun içine sokmuyorum ama özel seçilmiş insanlar onlar bu hale getirdiler zaten. Yani 3. yargı paketinde çok bir şey çıkmadı aslında. Yani önceki yasal düzenlemede de eğer siz artık tutuklu deliller toplandıysa, kaçma tehlikesi yoksa, delillerin karartılma ihtimali yoksa o zaman serbest bırakırsınız. Bütün davalarda bu böyledir. Herhangi bir ağır ceza, asliye ceza ya da özel yetkili mahkeme. Yani 3. yargı paketinde işte gerekçelendireceksiniz gibi bir şey söylenmişti. Yani bundan şikayet eden başbakan bence gerçeği söylemiyor ve olayı çarpıtıyor. Yine her zamanki gibi insanlara yani yalanı bile en güzel şekilde söylemeye çalışıyor. Onun için ben başbakanın bu konudaki samimiyetine inanmıyorum. Samimi olan bir insan zaten yargıyı daha da siyasallaştırmak için Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulan önerge korkunç bir önerge. Orada artık yargının siyasallaşması falan değil, yargı yok ediliyor. Evet. Yargı yok. Tek çatı altında toplanıp. Evet yani şimdi şöyle bütün yargıçları meclis çoğunluğuyla ve başkan olarak sen atarsan yani yargının bağımsızlığı zaten şu anda yok da tamamen yok edeceksin. Yani yargı diye bir üçüncü güç yok. Sadece başbakanın emrindeki herhangi bir işte tapuda çalışan, kadastroda çalışan, nüfusta çalışan insan gibi insanlar var. Yani başbakanın yapmak istediği yargı şu anda o. Bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'yla getirdiği önerilerle. Onun için ben başbakanın işte ya neden hakimler böyle de diyor sözlerine falan çok fazla ciddiye almıyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Tabii F tipi örgütlenme var yargıda, bunu hepimiz biliyoruz. F tipi örgütlenmeyle yani Fethullah Gülen'in yanında olan, ona daha yakın olan bir kısım örgütlenmelerle Tayyip Erdoğan'ın örgütlenmeleri zaman zaman birbiriyle çelişiyor, çatışıyor. Yani zaman zaman o türden çatışmaları da biz izliyoruz. Hakan Fidan'ın
işte soruşturmasında olduğu gibi biraz da o çatışmanın ürünü var, ama bu hale getiren ve bundan daha da kötü hale getirmek isteyen yine Başbakan Tayyip Erdoğan. Peki yargı ile ilgili Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundukları öneri dediniz. Öncesinde de yine yasamayla ilgili başkanlık sistemi tartışılıyordu, hala tartışılıyor. Diğer üç partinin hem yasamayla hem yargı ile ilgili önerilerine iktidarın hiçbir şekilde ılımlı bakması söz konusu değil. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP bu konuda net konuşuyor. Hem başkanlık sistemine hem de bu tek çatı altında bir temyiz mahkemesi kurulmasına tamamen karşı görüştesiniz. Peki bu durumda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun işleri kaldı mı, nedir? Zaten ömrü de biçildi maç sonunda. Artık o konuda öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Ben aslında soru önergesi de verdim. Şimdi yürütmenin başı olan bir kimse, başbakan, ayrı bir organ olan, ayrı bir güç olan meclise şu zamana kadar bunu yaparsanız yapın, yapmazsanız ben işte kendim ettiğimi getireceğim meclise demek, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir saygısızlık. Ben Cemil Çiçek'e bu konuda bir soru önergesi verdim. Meclis başkanı olarak meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu korumayı düşünüyor musunuz? Meclise yapılan bu şantaja karşı bir tavır geliştirmeyi düşünüyor musunuz diye, gerçekten bu milletvekilleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için onur kırıcı bir şey. Öncelikle onu söylemek isterim. Diğer yönden başkanlık sistemiyle ilgili şöyle bir durum var yalnız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kesinlikle karşıyız. MHP'de karşı olduğunu belirtti. Ancak BDP ile AKP'nin bu konuda anlaşma ihtimalleri var, biliyorsunuz. Nasıl anlaşacaklar? BDP başkanlık sistemine tartışabiliriz, evet diyebilirim. Ama siz de bölge yönetimlerine, yani özel yönetimlere ya da federasyona evet derseniz. Şimdi böyle karşılıklı bir anlaşma söz konusu olabilir. Ki geçen günde zaten açıklamalar yaptı başbakan, işte olmazsa BDP ile de gideriz. BDP ile gidilen yol bu. Türkiye'nin federasyona dönüştürülmesi, Türkiye'nin paramparça yapılması. Bunun karşılığında da Tayyip Erdoğan'ın işte modern krallık peşinde koşması. Böyle bir sistem düşünülüyor. Bir kere bu konuda ben bütün yani ulusumuzu direnmeye çağırıyorum. Yani hem bölünme hem diktatörlük. Yani ikisi birlikte var olacak. Onun için buna yani bu insan, halkımızın kabul edeceğini düşünmüyorum. Öncelikle ben meclisten AKP'li de olsa diğer milletvekili arkadaşlarımızın böyle bir sisteme yani evet diyeceklerini sanmıyorum. Yani bu ülkenin yurtsever insanları, siyasi düşünceleri farklı olabilir ama bu ülkenin bütünlüğüne, üniter yapısına sahip çıkacak pek çok AKP'li milletvekili arkadaş da vardır. Eminim ben. Yani AKP'ye oy veren pek çok insan da böyle bir şey evet demeyecektir. Önce bunun bir farkına varmak lazım yani. Siz BDP ile işbirliği yapabilir deyince, referanduma gitmek için, yapacağız dediler zaten. Için. Evet. Bir yandan da İmralı süreci devam ediyor ve adaya gidecek ikinci heyetle ilgili BDP ile çok ciddi bir çatışma halinde şu an iktidar. Yani onlar diyor ki heyeti biz belirleriz, iktidar diyor ki biz belirleriz. Şu an hani iktidarın BDP'yi muhatap almadığı bir dönemde anayasa için işbirliği yapabilirler gibi mi görüyorsunuz? Orada bir horoz dövüşü dersek yerinde olur herhalde. Çünkü en önemli şey, bu ülkede yıllarca insanlarımızın ölmesine neden olmuş, ağırlaştırılmış MHP hapis cezası almış Abdullah Öcalan'ın, bir terör örgütü başının bu süreçte meşrulaştırılması, meşru kabul edilmesi ve onunla pazarlıklara girişilmesi. En can alıcı yanı bu. O gitmiş, bu gitmiş. Bence çok önemli bir şey değil o. Görünürdeki bir tartışma bu. Her zamanın başbakanın yaptığı gibi algıda bir yanılma yaratmak için yaptığı bir şey. O şeyden, İmralı'dan Abdullah Öcalan talimatlar veriyor. Ben ulus devlet istemiyorum. İşte yani ben ana dilde savunma istiyorum, ana dilde eğitim istiyorum, işte özel yapılı bir ülke istiyorum. Yani oradan Abdullah Öcalan talimat veriyor, burada da bunlar gerçekleştiriliyor. Aslında bence Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti Öcalan'a karşı teslim olmuşlardır. Yani bu teslimiyet içerisinde bu işi yapmaktadırlar. Onun dışındaki söylenen sözlerin hiçbir önemi yok. Tabii Öcalan tek başına mıdır bu olayda? Değildir. Yani bütün uluslararası güçler, Orta Doğu üzerine oyunu oynamak isteyen, Orta Doğu'da enerjiyi ve bu ülke topraklarını kontrol etmek isteyen üçlerin taşeronudur. Her ikisi de yani Başbakan Tayyip Erdoğan da
Abdullah Öcalan da bu konuda gönüllü olarak rollerini oynuyorlar diye düşünüyorum. Yalnız başkanlık sisteminde bir iki şey söyleyelim isterseniz. Çünkü genel sözlerin dışında insanlar teknik olarak da bilgilenmek istiyorlar aslında. Şimdi şu anki bizim Cumhurbaşkanlığı sistemimiz de aslında yine halk tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanının geniş yetkileri var. O nedenle benzer şeyler var. Yani şu andaki uygulamamız bizim halk seçtiği takdirde önümüzdeki yıl yarı başkanlık sistemi olacak. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın getirmek istediği sistem nedir? Farkı nedir? Onu söyleyelim isterseniz. Meclisin onayı olmaksızın kararnamelerle ülkeyi yönetmek istiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani meclis vakit kaybı olacak. Tabii tabii. Hiç meclise sormayacak artık yani. Meclis başbakanı ve bakanları herhangi bir şekilde işte gen soruydu diğer denetleme yollarıyla denetleyemiyor. Böylesi bir sistem var. Partiyle bağlarını koparmıyor. Çünkü partiyi kontrol etmek istiyor. Partili bir başkan olacak. Bütün yargı organlarının hepsini kendisi atayacak. Bütün üst düzey yönetimlerin hepsini kendisi atayacak. Şimdi de aslında Cumhurbaşkanı atıyor ama ne yapıyor? Ne yapılıyor şu anda? Danıştay'ın, Yargıtay'ın gösterdiği adayların arasından Cumhurbaşkanı atıyor. Ama şimdi bu öneri, gelen öneri de yargıyla beraber düşünürsek başkan hiçbir aday gösterilmesine gerek kalmayacak. Kendisi seçecek onları. Yani böylesine çok ileri düzeyde bir diktatörlük sistemine geçilecek. Yani meclisi feshetme yetkisi şu anda da var Cumhurbaşkanı'nın ama o zaman ne yapacak? İki seçimin birden başkanlık sisteminin ve meclisin ikisinin birden seçimin olmasını isteyecek. Bu şekilde yani hiç meclisi hesaba katmadan hoşuna gitmezse meclisin fesini isteyerek yani kararnamelerle bütün üst düzey bürokratları ve bakanları da kendisi tayin ederek ve kendisi görevden alarak tam bir aslında vesayet sistemi deniliyor ya, tam bir vesayet ve diktatörlük sistemi gerçekleştirmeye çalışıyor. Başbakanın düşleri bu yani herhalde sabah akşam bu düşleri görüyor. Yani tabii teknik olarak biraz da anlatmak gerekiyor. Başkanlık sistemi deyince insanlar ne olduğunu anlayamıyorlar. Aynı şekilde yargıda da benzer bir şekilde yani şeyler var. Şu anda mesela diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin oluşumunda da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşması, Yargıtay ve Danıştay'ın oluşumunda şu anda daha farklı bir sistem var. Ama yapılmak istenen şey hem Anayasa Mahkemesi'nin atanacak hakimlerini işte doğrudan doğruya aday gösterilmeksizin başkan atayacak. Diğer işte yarısını da meclis çoğunluğuyla atamasını yapacaklar. Deniyor ki Avrupa ülkelerinde de böyle işte meclisler seçiyor, parlamentolar seçiyor. Ama Avrupa ülkelerinde nitelikli çoğunlukla, 3-2 çoğunlukla ya da 4-3 çoğunlukla seçiliyor o yüksek mahkemelere hakimler. O zaman ne oluyor? Partiler uzlaşmak zorunda kalıyor. Tek bir düşüncenin hakim olması engelleniyor. Tabii o insanların seçilmesi engellenmiş oluyor. Böyle bir sistem var. Yani bunlar çok ülkemiz için çok ağır şeyler ve çok ciddi bir rejim değişikliğine gidecek ve yani Türkiye'yi diyelim ki bir 40-50 yıl geriye götürecek şeyler bunlar. Peki geçen hafta genel kurulda yasalaşan, belki çok fazla gündemde yer alamadı, siz her ne kadar eleştirilerinizle genel kurulda çıkmasına engel olmak isteseniz de, terörün finansmanı ile ilgili, finansman kaynaklarının cezalandırılması ile ilgili yine bir yasa tasarısı, Birleşmiş Milletler'in de isteğiyle çıkarılan bir yasa tasarısıydı ve aslında ilk bakışta hani terörün finans kaynaklarını kurutacak gözüyle bakılabilir yasanın adına bakıldığında, ama muhalefet olarak eleştirileriniz var. Bu yasanın altında ne yatıyor diye sormak istiyorum. Şimdi yasanın altında temel olarak şu var. Hiçbir yargı kontrolü yok. Yani mal varlığın dondurulmasına karar veriyorsunuz kişilerin, kuruluşların, sendikaların, ama yargı kontrolü hiçbir şekilde yok. Yani bizim anayasamızın 20. maddesi uyarınca bir kişinin evi aranacaksa ya da bir kişinin özel eşyası aranacaksa ya da mallarına el konulacaksa mutlaka yargıç kararıyla olması gerekiyor. Bu anayasaya aykırı, yargıç kararıyla değil. Değerlendirme komisyonunun önerisiyle
Bakanlar Kurulu biraz tarafından oluyor. Tabii değerlendirme komisyonu kimler? Bütün istihbarat birimlerinin elemanlarından oluşan işte MİT'ten, işte Emniyet Müdürlüğü'nden, Cezayir'le işte Adalet Bakanlığı'nın ilgili biriminden, Maliye Bakanlığı'nın ilgili birim MASAK'tan oluşan 7 kişilik bir komisyon bu. Bu komisyonun işte gözlemlemesiyle kimler teröre finansman sağlıyorsa onların mal varlıklarının dondurulması yolunda bir adım atılabilecek ve bu yargı kararı aranmayacak. Hakim kararı aranmayacak. Yani böyle bir sorun var. Şimdi bunun üçlü bir yapısı var. Bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden gelen kararların Bakanlar Kurulu tarafından bakın hiç sorgulanmadan doğrudan doğruya uygulanacak olması. Değerlendirme komisyonunun görüşü bile alınmaksızın. Yani bu deniyor ki işte, uluslararası sözleşme böyle diyor. Hayır. Uluslararası sözleşme diyor ki bizim bu konuda talep ettiğimiz konularda acilen karar verebilecek bir mekanizmayı yaratın. Mutlaka idari birim demiyor. Acilen karar verebilecek. Nedir bu? İşte geldi diyelim Güvenlik Konseyi'nden karar. İşte nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi kime uygun görürseniz ona götürürsünüz. İşte belgelerini götürürsünüz ona göre karar verilebilir ama yok. Yani oradan gelen karar doğrudan Bakanlar Kurulu resmi gazetede yayınlıyor ve uygulamaya geçiyor. İkinci olay yabancı ülkelerden gelen bu türden talepleri bu sefer değerlendirme komisyonu ile birlikte değerlendiriliyor. İşte karşılık istenebiliyor, teminat istenebiliyor ama yine bu yabancı ülkelerden gelen kararlarda yine Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanıyor. Bakın yine burada da şey yok, yargı yok. Üçüncü olay nedir? Bizim diğer ülkelere talep edeceğimiz ve kendi ülkemizde teröre finansman sağlayan kişilerle ilgili, organizasyonlarla ilgili yapılacak olan şeye ilişkin. Burada yine yurt dışına gönderilecek Türk vatandaşı olsun olmasın. Türkiye'de teröre finans sağladığı böyle bir konu söz konusuysa o zaman değerlendirme komisyonu Bakanlar Kurulu'na teklifte bulunuyor. Bakanlar Kurulu gönderiyor ve o ülkeden mal varlığının dondurulmasını istiyoruz. Bizim ülkemizde ise Türkiye'de işlenen herhangi bir böyle bir suçla ilgili olarak savcılar suçlusunda bulunabiliyor. Yani şimdiki olduğu gibi savcılar suçlusunda bulunuyor ve işte mahkeme dava açılması ona göre mal varlığının dondurulması isteniyor. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi de terörle mücadele esnasına göre özel yetkili savcılar bunu soruşturabilirler ve gereken el koymayı yapabilirler. Şu anda değerlendirme komisyonu talepte bulunuyor. Özel yetkili mahkemede, özel yetkili savcılara değerlendirme komisyonu talepte bulunduğu bir konuya yani neredeyse emir talimat veriyormuş gibi oluyor. Direnebilecek ne bir savcı ne bir hakim olabilir. Çünkü istihbarat birimlerinden oluşan çok yetkili ve etkili bir kurul. Bunun yanında yani insanların mal varlığını dolduruyorsunuz ama o mal varlığının yani o fonun ya da bu malın o suçla ilgili bir konuda kullanılmasını, terörün finansmanınla ilgili bir konuda kullanılmasını beklemiyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde teröre finans sağladığı iddia edilen bir kişi başka bir bankayla para gönderdi vesaire diyelim. Bütün mal varlığını el koyabiliyorsunuz. Şimdi bu olabilecek bir şey. Yani bizde suça konu mal müsaade edilir. Suça konu mal la el konulur. Şimdi bütün mallarına el konulabiliyor. Hemen bir cümleyle isterseniz toparlayalım. Çok keyfi bir uygulama olacak gibi görünüyor muhalefete göre. Keyfi bir uygulama olacak. Yani resmi gazetede ilanıyla beraber uygulamaya geçecek. Vatandaşların pek çoğunun haberi de olmayabilecek. Ve tamamen aslında Türkiye'nin üzerinde oluşturulan bir sömürge anlayışının ürünü bu özellikle mali eylem gücünün Türkiye'nin yaptığı baskı sonucu bunlar yerine getirildi ama hükümet de şöyle yaptı. Yani mali eylem gücü işte bu konuda benden belli taleplerde bulunuyor Güvenlik Konseyi tarafından. Ben de işte kendi ülkemdeki durumu da yararlanayım bu durumdan. Terörün tanımını genişlettiler ve aynı zamanda bütün mal varlığına da el koymayı getirdiler bu şekilde yasayla. Gerçekten çok keyfilikle dolu bir düzenleme oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz ben değerlendirmeleriniz teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Sayın seyirciler, habercinin saatinin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.